Selam arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Eskişehir'imizin meşhur çiğ böreğini yapacağız. Gelin şimdi malzemelerimizi birlikte sayalım. Hamuru için 2,5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 su bardağı su. Hamurumuzu yoğurarak başlıyoruz. Hamurumuz çok basit bir hamur. Sadece tuzla sudan oluşuyor. Öncelikle tuzumu unuma koyuyorum ve suyumu ilave ediyorum. Suyu siz yine kontrollü gidin. Ne olacağını çok açıkçası bilemiyoruz hamurda. Dengeli gidersek güzel bir hamur kıvamı yakalamış olacağız. Bu şekilde ben hamurumu yoğuruyorum. Birazcık sert bir hamur yoğuracağız burada. Daha sert hamurum. Suyumun tamamını koydum. Hamurum toplandı, kıvamına geldi arkadaşlar. Ele yapışmayan bir hamurumuz oldu. Orta sertlikte bir hamur. Şimdi ben bu hamuru puzzle'layacağım. Küçük küçük puzzle'lar haline getireceğim tezgahımda. Ve ondan sonra yapma işlemine devam edeceğiz. Hamurumu tezgahımda fitil haline getirdim. Ve eşit parçalara bölüyorum bunları. Parça çıktı. Şimdi bunları ben puzzle'layacağım hepsini. Ve tezgahımı unluyorum. Unlanan yere puzzle'larımı diziyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 15 eşit hamur elde ettik. Şimdi hamurlarımın üzerine örteceğim. Çünkü hamurlarım çok hassas, çok hızlı kuruyan bilen bir hamur. Yağ oranı olmadığı için içinde hiç. Bunu örtüp üzerine dinlenmesini bekleyeceğim. Hamurumuz tezgahta dinlene dursun. Biz çiğ böreğimizin iç malzemesini sayalım. 250 gram dana kıyma, 1 orta boy rendelenmiş soğan, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım su bardağı su. Bir kapta malzemelerimizi karıştırıyoruz. Kıymamızı alıyoruz. Soğanımızı, karabiberimizi, tuzumuzu ve bir miktar suyumuzu koyuyoruz. Suyun hepsini koymayalım. Bunda da bir ayar gerekiyor. Biraz sulu bir kıyma elde etmemiz gerekiyor burada. Böreğin her tarafına güzelce yayılması için arkadaşlar. Biraz daha koyuyorum. Evet, bu şekilde. Gördüğünüz gibi kıymamın kıvamı anlaşılıyor. Arkadaşlar hamurumu dinlendirdim. Bu şekilde şimdi merdane ile açmaya başlıyorum. Gayet ince bir hamur olacak. Hazırlamış olduğum içi bu şekilde yayıyorum. Her tarafına değil, sadece bir bölümüne, yarım ay şeklinde bir börek elde edeceğiz. Buralarını kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde elimle bastırıyorum. Ve ben bunu derin yağa atacak şekilde arkadaşlar. Yağımı hazırlamıştım, ocakta ısındı. Derin yağa salacağım. Salmadan önce birkaç tane yapmak istiyorum. Daha sonra hepsini kızartacağım arkadaşlar.
Arkadaşlar yağımız iyice ısındı. Kaynama noktasında. Ve ben böreğimi salıyorum içine. Diğer böreğimi de atıyorum. Üzerlerine yağ atarak daha güzel bir kabarma sağlıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Böreklerimizin bir tarafı kızardı. Çevirdim, diğer taraflarını da kızartıyorum. Zaten çok hızlı bir şekilde kızaran bir börek. Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin. Çıtır çıtır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içinde kıyması. Bir tadına bakalım artık. Son derece güzel. Hoş. İçine hiç yağ çekmemiş. Çıtır çıtır hamuru ve içindeki kıymanın lezzeti muhteşem. Bunu yapıp evinizde deneyin arkadaşlar. Memnun kalacağınıza eminim. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.